Ben Hacı Anar, Vanna Termal Otel'in işletmecisiyim. Vanna Termal Otel işletmesini 2022 yılının 5. ayın 17'sinde dönemin belediye başkanı Fatih Bayraktar ve dönemin kaymakamı Okan Dağlı birlikte beni ziyaret ederek, telefonla davet ederek şehirlerinde, ilçelerinde böyle atıl bir termal tesisin kaldığını, işletilmesinin istendiğini, buranın tadilatının yapılması gerektiğiyle ilgili bana bilgiler verdiler. Ben o dönemde spa ve fitness işletmelerim vardı Türkiye'nin birçok yerinde. Ben Çorumlu olarak, Çorumlu bir iş insanı olarak Türkiye'nin birçok yerinde spa merkezleri ve sağlık kulüpleri işlettiğimden dolayı bu teklife sıcak baktım. Bizzat kendim, ailemle ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımla burayı ziyarete geldim. Otel çok atıl ve çok ciddi anlamda masraf isteyen bir oteldi. Biz o dönemde fizibilite çalışması yaptırdık. Birkaç mimar ve taşeron firmaları getirdik. 2022'de 6. ayın 20'si gibi biz bir oteli resmi kanallardan devraldık. Arabuluculuklarla. Biz buraya kafamızdan 8 ila 10 milyon lira para bütçeli bir yatırım yapıp otelin 100 oda haline getirilip termal tesis anlamında işletilmesine talip olmayı düşünmüştük. Ama dönem pandemi dönemiydi, zor bir dönemdi. Teşviklerin kapandığı, kredilerin kapandığı, ne bileyim yani insanların para anlamında her şeyin çok yükseldiği, doların yükseldiği, faizlerin çok değiştiği bir ortamdaydı. Biz hiçbir şeye gerekçe göstermeksizin işimize başladık. Hızlı bir şekilde tadilat ve tamir işlemlerine başladık. Biz o günün öngördüğümüz 8-10 milyon lira bütçe işin içine girince devalüasyon ve her bütün malzeme, inşaat malzemeleri maliyetleri de yükselince bu maliyet bize 10 milyon lirayı geçti. Daha sonra biz 15 milyon liraya kadar kapımızı, cüzdanımızı açtık. 15 milyon liraya da okey dedik kendimizce. Çünkü bitmeyecekti tesis. Biz 15 milyon lira bütçeli olsun dedik. Ona karar verdik. Hiçbir şekilde inşaatımızı durdurmadık, devam ettik. Daha sonra malum 2023'ün 2. ayın 6'sında Türkiye'de gelen bir afet, deprem olduğundan dolayı inşaatlar durdu, emlaklar durdu, satışlar durdu. Türkiye'de iş durdu, hayat durdu gibi bir acı bir olaylar yaşadık ülkemizde. İnşaat işçisi bulamaz, taşeron firmalarından işçiler temin edemez olduk. Şartlar daha çok ağırlaştı. Ülkede ekonomik daha çok zor şartlar altına kaldı. Bizler de tabii belediyeye ve Hamamözü halkına söz vermiştik. Biz burayı Nisan'ın 20'sinde 2023'te açma için söz vermiştik. Bunun için acentalara garantili satışlarda bulunduk. Tatil butu, tatil sepeti, jolly tour, birçok acentalara anlaşmalar yaptık. Ön ödemeler aldık. Bizler kredi kullanamadık. Gayrimenkullerimizi sattık, araçlarımızı sattık. O günün şartlarında ucuz sattık. Neden iş yapacağımı düşüncesiyle. Belediye başkanımıza güvenerek, devletimizin kaymakamına güvenerek ve halkına güvenerek 15 yıllık artı 15 yıllık bir sözleşme düşünerek ciddi anlamda bir yatırımdan hiçbir zaman çekilmedik. Biz yatırımımızı bitirmek üzere böyle şartlar değişince biz 2023'ün 7. ayın İkisinde bayramın ikinci ya da üçüncü gününe gelen günde otelimizi açmak için ilk misafirlerimizi kabul ettik. Ama eksiklerimiz yine de vardı. Biz dedik ki artık burayı açalım. Yolcu yolunda gerek. Bazı şeyleri yolda düzeltiriz, tamirat yaparız düşüncesiyle, eksiklerimizi görür düşüncesiyle açtık. Sonra tabii burada belediye başkanımızın da Fatih Bayraktar'ın çok ciddi bir anlamda etkisi vardı. O da tabii ciddi anlamda bir baskı görüyordu. Burası pandemi döneminde 2,5 yıl hep kapalı kalmış. Hiç bura işletilmemiş. Turistler buraya gelmemiş. Halk buraya gelmiş hep kapalı görmüş. Otel içi boşaltılmış. Çok 20 yıllık, 25 yıllık televizyonlar, ne bileyim, yorganlar, yataklar. Yani eskiyen her şey. Otel, her zaman otelcilikte bir kural vardır. Her 5 yılda bir renovasyon yapmak istersiniz. Çünkü otelin
yeni teknolojiye ayak uydurması açısından, yeniliklere ayak uydurması açısından bu bir şarttır. Ama 20 yıl hiç tamir yapılmayan, tadilat yapılmayan bir tesis artık 3 yılda hiç kullanılmayınca çok kötü bir hale gelmişti. Biz her şeyi dört dörtlük, güzel bir şekilde projelendirip yaptık. 7. ayın ikisini açtık. Bizler tabii bu dönem içerisinde harcadığımız para 15 değil 23 milyonu bulmuştu. Biz tabii ki ekonomi anlamında hiç geliri gelmeyen ve sürekli para harcadığımız bir tesiste zorlanmaya başladık. Çünkü maliyetler çılgın anlamda değişmişti, artmıştı. Sonra tabii kış dönemi geldi. Otelimizin ısı sorunu vardı. Biz ısı sorununa alışkın değildik. İşte kömürle mi ısıtalım, doğalgazla mı ısıtalım? Otelimizi o dönem eski sistemle ısıtmaya devam ettik. Biz tam böyle bir şeyler oturtturduk. Tam ilerlerken yeni bir seçim dönemi başlamıştı. Mevcut başkanımız Fatih Bayraktar seçimde demokratik bir ortamda kaybetti. Yine ülkemizi yöneten Cumhurbaşkanımızın da partisinin başkanı olduğu parti AK Parti belediye başkanı adayıyla Cihan Demir Bey göreve geldi. Bizler tabii Cihan Bey'i ziyarete gittik otelimiz açıkken hayırlı olsuna. Cihan Bey bize ilk oturduğunda karşımıza oldu. Oturdu bize dediği tek kelime ben sizinle burada çalışmak istemiyorum. Sizi burada hiçbir şekilde istemiyorum. Size kısa bir süre zaman veriyorum. Burayı derhal boşaltın. Burayı ben işleteceğim. Ben halkıma buraya seçim döneminde söz verdim. Burada tüy bitmemiş insanların hakkı var. Siz burayı çaldınız, çırptınız. İşte burada kötü işler yapıyorsunuz. Burada işte kadın pazarlıyorsunuz. Burada milletin ahlakını bozdunuz vesaire vesaire gibi ithamlarda bulundu. Bizler bulunduğu mevkiye saygısızlık yapmadık. Bir de herkese herkese anlattığı bir konu var. Buranın ahlakını bozdu. Burada ahlaksızlıklar yapılıyor. Otelde fuhuş yapılıyor. Ben öyle duydum diyor. Ya bu ne demek ya? Koskoca bir belediye başkanı bu kadar cahil mi olabilir ya? Devletin sen mevkisinde oturuyorsun. Devletin ne bileyim seçmiş olduğu bir başkansın ya. Mülki amirsin ya. Sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin ya? Ne kadar cahilliktir bu ya? Ne kadar üslupsuz, ne kadar ahlaksızlıktır ya? Bana diyorsun ki karı satıyor. Ne bileyim burada kötü işler yapıyor. Ne demek ya? Sen gel denette zabıtan var, devletin üst kurulu var, polis var, jandarma kuvvetleri var. Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin Sayın Cihan Demir? Terbiyesizlik nasıl yapabilirsiniz ya? Utan ya. Camiye gidiyorsun, namaz kılıyorsun, hacca gittin ya. Bunu nasıl söyleyebilirsin sen? Bana diyorsun ki kadın satıyorsun. Ya bunun, yani ben ailemle çalışıyorum ya. Benim eşim üniversite mezunu. Annem hacca gitmiş, babam hacca gitmiş. Sen nasıl böyle bir ithamla bulunabilirsin? Burada çalışan insanların haklarını nasıl yiyebilirsin sen? Sayın Cihan Demir. Bunun hesabını sen soracaksın. Seni en üst mahkemelere sunacağım. Herkese şikayet edeceğim. CİMER'e şikayet edeceğim. En büyük ahlaksız böyle bu tarz şeyleri savunan insanlardır. İtham edene demek ki bir korktuğun bir şey var ki sürekli ahlaksızlık yapıldı. Ahlaksızlık yapıldı diyorsun. Belediye başkanı oldum bir kere ziyarete gelemedim. Bir sürü vali geldi, kaymakam geldi, üst insanlar geldi. Bir kişi alıp buraya getiremedim. Neden? Korkumdan. Korkuyorsun da getiremiyorsun. Neden? Eksiklerim var. Korkularım var. Ya sen bir orada resmi kurumda bir ne bileyim bir 29 Ekim'de toplantıya gidiyorsun, bir ne bileyim anma törenlerine gidiyorsun. Kravat takmayı bilmiyorsun ya da bir sana danışmanların kravat takman gerektiğini anlatamıyor mu sana? Sen kravat takmaktan aciz adamsın. Sen bana nasıl ahlaksız diyebilirsin? En büyük ahlaksızlık ahlaksızlığı savunan sizin gibi zihniyeti düşük insanlar. Kendi eğitimimizden dolayı ayağa kalktık. İzinsizlikle çıktık ve Cihan Bey her ortamda, her platformda herkese aynı kelimeler, aynı reklamları yaparak bizleri hep güç ve müçhul durumda bırakmıştır. Her konuştuğumuz insanlara bunları anlatmıştır. Bizi çok rencide etmiştir. Daha sonra öğrendik, bizi tahliye davası için bir dava açıldı. Biz belediyenin hukuk biriminde olan Umut Bey'e, Umut Yolcu avukatına ulaştık. Bizler dedik yani böyle bir duruma maruz kaldık. Belediye başkanı böyle bir ithamlarda bulundu bize. O da bize şunu şekilde cevap verdi. Yani sonuçta sizin de bir şirketinizin avukatı var. Evet var dedim. Avukatınız yoluyla bu konulara itiraz edebilir, devam edebilirsiniz dedi. Biz dedik ki biz burada avukatlarla uğraşmak değil, hizmet vermeye geldik, hizmet almaya geldik.
Belediye bize bu şekilde engellemesi bizim hoşumuza gitmedi dedik. Sonra bize belediye ciddi anlamda bir borç çıkarttı. Bu parayı birkaç gün içerisinde ödemezseniz ben tahliye davası açacağım dedi ve açtı. Tahliye davası açtığında biz de tabii ki tahliye davasında itirazımız bulundu. İtirazımız bulunca bu başkan Cihan Bey bunu hoşuna gitmedi. Çünkü halka söz verdi. Daha önce Cihan Bey'in de geçmişinde muhtar olamamış, muhtar seçilememiş gibi böyle bir seçimi kaybetmiş bir havası var. Burada da seçimden çok önceden başkanlık şeyine bürünmüş. Artı böyle belli bir koltuğa oturduktan sonra belli bir kendisinde bir güç gören, burada 10 tane esnafın 8 tanesini kendisi işleten, kasabı kendisi işletiyor, marketi kendisi işletiyor, lokantayı kendisi işletiyor, kahveyi kendisi işletiyor, su dükkanını kendisi işletiyor, tüpçü dükkanını kendisi işletiyor, otelin değil belediyenin hamamını kendisi işletiyor, mandırası var kendisi işletiyor, benzinlik var kendisi işletiyor, 10 tane tesis var, 9 tanesini kendisi işletiyor. Böyle bir otelini kendisi işletmek istemesi çok normal kalmıştı. Tabii burayı da böyle seçimden kazanmış ve böyle güç gösterisiyle bizim burada olmamızı her zaman dile getirdi ve bize bu şekilde tahliye davası açtı. Tahliyede biz de tabii itirazlarımızı bulunduk. Tahliyede bize gelen tebligatın doğru adrese gelmediği, alan kişinin tebligatı imza yetkisi olmayan, şirketimizi borçlandırma yetkisi olmayan bir kişi tarafından olduğunu beyan ettik. Mahkeme birincisinde ertelendi. Bunu zorluk olarak gören Sayın Belediye Başkanımız Cihan Demir Bey bizim sularımızı kesti. Sıcak sularımız, termal sularımızı kesti. Bizim hizmet vermemizi engelledi yazın ortasında. Bizler burada birçok arabulucu arkadaşlarla görüşmeye gitsek de hep ben burayı istemiyorum. Arkadaşlar bıraksın, çıksınlar, gitsinler. Ben o arkadaşları istemiyorum. Biz buraya çok ciddi anlamda bir para yatırdık. Ve bugünkü şartlarda 45-50 milyon lira değerinde bilirkişi raporları da gelecektir. Onu da en kısa zamanda sosyal medyada paylaşacağım. Mahkeme kararıyla buraya yapılan masrafları sizler de göreceksiniz. Buna itirazları olacaktır eminim. Mahkemede tahliye davasında ikinci duruşma oldu. İkinci duruşmada da hakim şöyle bir karar verdi. Tahliye tebligatını alan kişinin ticaret odası kayıtlarında mesul müdür yetkisi var mı yok mu, borçlandırma yetkisi var mı yok mu gibi bir karar verdi. Sayın Cihan Demir de mahkemede kendisi de bizzat vardı, söz hakkı istedi. Elini kaldırdı. Ben dedi işte Hamamözü Belediye Başkanıyım. Nedir ya bu sayın hakim? Biz böyle gelip gidecek miyiz? Neden karar vermiyorsun? Ben koskoca belediye başkanıyım, buraya geldim. İşte siz nasıl karar vermezsiniz? Burada tüy bitmemiş insanların hakkı vardır. Burada nasıl böyle yanlış karar veriyorsunuz gibi böyle ithamlarda bulununca hakim de siz kimsiniz? Lütfen burayı terk eder misiniz gibi kendisini mahkemeden dışarı atmıştır. Tabii mahkeme 11. ayın 6'sına 2024'e ertelendi. Tabii sonuç belli. Nasıl belli? O tarihte alan kişinin şirkette yetkisi yok. Ve tebligatın geldiği adres, biz şirket olarak İstanbul kökenli bir şirketiz. Şirketin ticaret odası kaydı olmayan, meclis adresi olmayan bir adrese gönderilmesi gibi bir yanlış tebligatın olmasından dolayı itiraz yanlış olacağı ve tahliyenin red olacağı kesinleşti olunca sonra bizim Sayın Cihan Demir Bey Turizm Bakanlığı'ndan ve Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bir yazıya istinaden onu bir güç bilerek burayı mühürleme ile ilgili bir karar çıkarttı. Güvenlik ve güç kollarıyla, zabıtalarla burayı mühürlemeye geldiler. Mühürlediler. Biz de bunu bize Cuma günü tebliğ ettiler. Pazartesi günü saat 10.30'da mühürlemeye geldiler. Yaklaşık 11 tane zabıta, yaklaşık 12-13 tane polis kuvveti, kolluk kuvvetleri diyeceğim. Sonra biz Samsun'dan üst mahkemeden bu kararı bozma için başvurmuştuk. Üst mahkemeden durdurma kararı aldık. Bu kararı, durdurma kararı aldık. 11.30'da mühürlerimizi geri açtırdık. Halkımıza hizmete tekrar başladık.
Tabii bunun da zoruna giden Cihan Bey kuralsızlık tanımıyor. Kurallara uymadan, kanunlara uymadan yine bizim suyumuzu kesmek için bizi tehdit etti. Ve suyumuzu kesti. Biz borca istinaden suyumuzu kestim diye tebliğ etti. Tebliğ de her nasıl oluyorsa çarşamba günü tebliğ ediyor. Cuma günü 5'te suyu kesiyor. Neden? Çünkü kendi hamamı var burada. Hamamında hizmet verecek. 3-5 fazla para kazanacak sevdasıyla. Ama halkına hamam yüzüne verdiği zararları hiçe atarak, bunu hiçe sayarak yaptığı bir davranış. Daha sonra biz bu konuda mahkememize başvurduk. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurduk. Teminat yatırma karşılığı suyumuzu açılmasına kararı verildi. Sonra bu karar belediyeye tebliğ edildi. UPS kanalıyla. Sonra Yazıçları Müdürü inceledi. Hukuklarına söylediler. Tekrar suyumuzu açtılar. Sonra suyumuzu böyle kısa bir süre sonra tekrar kestiler. Nedeni işte tekrar sizin borcunuz var dediler. Borçta 2-3 aylık borçta 863 milyon lira termal su faturası çıkarttılar bize. Termal su faturasında endeks yok. Endeks numarası yok. İlk endeks yok. Son endeks yok. Farazi yazılmış. Saymanı yazmış. Tutanak tutulan bir kişi yazmış. Bir de belediye başkanı imza atmış. Tutanak karşılığı 863 bin lira borcunuz var. Buna da itiraz etsinler. Sonra açacağız diye. Böyle bize bir tutanak göndermişler. Şey için bize. Avukatlar yoluyla. Biz gittik. Onun da tedbirini aldırdık. Mahkemede, Asliye Hukuk'ta. Hakimden yine o da teminat yatırma karşılığı yatırdık. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Sonra Cuma günü saat 10'u çeyrek geçe tekrar hakim aynı şeyden iki kez olunca çok canı sıkıldı. Hem tebligatta bu abonelik şeyleri yok, sayaç okuma yok, kilovatlar yok, tonlar yok, metreküpler yok, nasıl böyle bir rakam çıkar diye. Bize tekrar bir teminat rakamı söyledi, belirtti. 100 bin lira bedeliyle açılacağını, teminatımızı yatırdık. Sonra biz buraya gönderdik. Sonra başkan tabii bu konu yine bizim lehimize sonuçlanınca çıldırdı. Sonra bizim buradaki genel müdürümüzü aramış. Ben burayı Feriştah'ı da gelse, Cumhur Reis de olsa ben açtırmıyorum. Hangi babayiğit varsa açtırsın gibi ithamlarda bulunmuş. Bizim burada bir haftalık kaybımız var. Misafirlerimize termal suyun olmaması, ajantaların bizi arayıp da rezervasyonları çekmesi, ciddi anlamda bir kayıplarımız, ciddi anlamda bir yıl boyunca zararımız var. Bu tahminen 85-90 milyona tekamül eden bir zarar var. Bu bizim işletmemizin zararı. Bize gelmeyen bir para, halka gelmeyen para, esnaflara gelmeyen bir para, bu anlatılmaz. Bunun açıklaması yok bile. Sonra yine açmadığını öğrenince biz 4'te Gümüşacı Köy Adliyesi'ne gidip icra memurlarıyla görüşüp tekrar icra harcı yatırarak buraya icra yoluyla, polisler yoluyla belediyeye gelip icra kanalıyla suyumuzu açtırıyoruz. Sonra diyorlar ki biz zaten açacaktık diyorlar. Yani burada benim belgelerim var. Her şey ben sunacağım. Sonra biz icra memurlarıyla gidiyoruz mekana. Belediyeyle ben kamera kayıtları da yaptım. Orada haykırdım. Diyorlar işte biz geçici bir abonelik yapacağız. Yapılmayan bir şey, bir anda geçici abonelik yapılacak falan ve imzalar falan atılıyoruz. Biz diyorlar su saatini değiştirdik. Niye su saatini değiştiriyorsunuz? Size kim söyledi su saatini değiştirilecek? Çünkü söylenen rakamların karartılması için su saatinin sıfır takılması. Yani karartılması lazım. Yapılan bütün numaraların, yani hani kilovatlar 863 bin lirası neye göre belirttiniz? Hangi su saatine göre belirttiniz? Siz hangi hatle icra memurları gelmeden önce su saatini değiştiriyorsunuz? Ben tabii su saatinin yeni olduğunu da çektim. Bana bir tane saat gösteriyorlar. Bu sizin bizim çıkarttığımız saat. Hadi ya. Yani o belediyenin ben eski insanlarıyla da görüştüm. Birçok kez su saati değişmiş. Yani suçu karartmak, yaptıkları hataları bertaraf etmek ve karartmak için orada su saatini değiştiriyor. Çünkü suçlular. Bu belediye başkanı hani derler ya, böyle cin olmadan çarpmaya çalışan böyle zayıf bir insan. Yani su saati değişti. Niye değiştiriyorsun? Sen 3,5 milyon lira bana su yazıyorsun, 860 bin. Neye göre yazdın? Sayın Cihan Demir Bey, neye göre yazdın? Yazıklar olsun. Yani ben
bir şey söylemiyorum. Halk inşallah bunları izleyecektir. Bunları ben fotoğrafladığımda kamerada çektim. Ya hani bana bir saat gösteriyor. Bu saati söktük. Üzerinde 383 bin metreküp yazıyor. Bana verdiğiniz saatte 2 ayda yazmışsınız 78 bin metreküp su. Bu kadar borudan, 13 santimetre çapında borudan, yani bir ayda geçen suyun 300 bin lira olması imkanı var mı? Ya da kendisi hamam işletiyor. O zaman kendisi ortalama hamamda da 250-300 bin lira su parası veriyor. Onların da incelenmesini istiyorum. Yani kesinlikle her şeyi ele almak istiyor. Kesinlikle her şeye hükmetmek istiyor. Bu insan burada hata yapıyor. Bunun gereken cezaları alması gereken uyarıların yapılmasını istiyorum. Yani belgeleri ve hukukun kurallarını tanımayan bir belediye başkanı, hukuk danışmanı olmayan, hukuk danışmanlarını dikkate almayan bir belediye başkanı, yani ne söylediğini, ne konuştuğunu bilmeyen, yani burada derebeylik gibi bütün dükkanları kendisi işletmeye isteyen bir belediye başkanı var. Ben kınıyorum kendisini. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Benim gibi bir insanın buraya gelip işletmecilik yapması bana göre o insan için bir değer olması gerekiyor. Ben ona diyorum ki ben üniversite okudum, yüksek lisans yaptım, doktora yaptım diyorum. Uluslararası voleybol hakemiyim. Dünyada 104 tane ülke gördüm. 3 dil biliyorum diyorum. Diyor ki siz bir bilmiyorsunuz, siz adam olamamışsınız diyor. Adamlık kendindeyse biz bir şey söylemiyoruz. Yani her şey ortada. Yani ben sosyal medyaya bunu taşıyacağımı da söyledim. Bunu taşırken de illegal asla hiçbir şey istemiyorum. Burayı da istemiyorum. Ama ne yapalım, rızkımız, ekmeğimiz. Bir insan ekmeğiyle oynanırsa herkesin ekmeğiyle oynamasının müsaade etmeyeceğini düşünüyorum. Yani söyleyeceğim şu ki devletime güveniyorum, hukuka güveniyorum, adalete güveniyorum. Gerekenin gerekli cezaları alacağına da güveniyorum. Verilmesine de inanıyorum. Ben adaletimden, devletimden Cihan Demir'in adalet karşısında bu yaptığı terbiyesizlik karşısında ya görevden alınmasını ya da gururlu, şerefli bir şekilde istifa etmesini istiyorum. Ben işletmemin başındayım. Ya da işletmek istiyor ise yaptığım yatırımı bilirkişi tarafından tespit edilip bana ödenmesi, karşılığında kendisini işletip ben de burayı bırakıp gitmek istiyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Teşekkür ediyorum.